O zamanlar lise yeni bitmişti. Üniversite sınavına hazırlanıyorduk. Çok yakın arkadaşım Emre ve ben sınava hazırlanmak için yurtta kalıyorduk. Normalde Emre sevmez böyle yurtları ama ailesi zorladığı için kalıyordu. Emre de ben orada olduğum için gelmişti. Emre biraz inançsız çocuktu. Yani tam inançsız da değil, arada gidip geliyordu. Böyle üç harflilere falan inanmazdı. Hatta dalga geçerdi. Ben, yapma oğlum, manyak mısın dedikçe, hadi lan, olsalar şimdiye kadar çıkarlardı derdi. Yine bir gün yurtta, ben etüt odasındaydım. Test falan çözüyordum. Emre de odadaydı. Dışarıda yağmur yağıyordu. Millet de yukarıda, sohbetteydi. Biz gitmedik. Bizim kat boştu. Herkes yukarıdaydı. Sonra birden gök gürültülemesi oldu. Çok şiddetliydi. Birdenbire elektrikler gitti. Karanlıkta kaldık. Sonra ayağa kalktım. Dışarıya çıkmaya çalışıyorum. Karanlıkta kapıyı buldum. Koridora çıktım. Odaya doğru ilerliyorum. Duvarı takip ederek. Odanın kapısına geldim. Açmaya çalıştım. Çeviriyorum, açılmıyor. İçeriden kilitlenmiş dedim kendi kendime. Bu çocuk bana şaka yapıyor. Sonra Emre, aç şu kapıyı dedim. Ses seda yok. 2-3 defa daha söyledim. Birden kapıdan tak diye bir ses geldi. Geri çekildim. Manyak mı lan bu dedim. Kapıyı kıracak. Sonra birden Emre çığlık atmaya başladı. Ne oluyor lan dedim. Emre üç harfli, üç harfli diye bağırmaya başladı. Kapıyı yumrukluyordu. Ödüm bokuma karıştı. Ne diyeceğimi bilemedim. Karanlıktı bir de. Çok pis korktum. Kapıyı açsana oğlum diye bağırdım. Kendim de uğraşıyordum. Kırılırsa kırılsın dedim. Emre hala bağırıyordu. Sonra elektrikler geldi. Şükürler olsun dedim. Bu arada kilit açıldı. Emre'nin bağırması da kesilmişti. Kapının kolunu yavaşça çevirmeye başladım. Açtım kapıyı. Emre bana bakıp pis pis sırıtıyordu. O an anladım. Şaka mı lan bu dedim. Ben dışarıda öldüm. Sen gelmişsin. Bana şaka yapıyorsun dedim. O ise oğlum inanma bu saçmalıklara. Götün tutuştu lan dedi. Ben de nasıl inanmayayım. Kur'an'da yazıyor. Millet bu üç harflilerle falan uğraşıyor. Bildiklerim var dedim. Bizde bir kitap var. Gizli ilimler hazinesi diye. Orada yazıyor. Nasıl çağırdıkları. O da getir o zaman çağıralım dedi. Ben korkmam. Öyle gözümle görmeden inanmam dedi. Oğlum git başımdan. Başımıza iş alacağız dedim. Hafta sonu oldu ve eve gittik her zamanki gibi. Emre ile aynı mahallede oturuyoruz. Annelerimiz birbirini tanıyor. Cumartesi günüydü. Evde dinleniyorum. Emre telefon açtı. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Size geliyorum dedi. İyi tamam gel dedim. Annem de onlara gitmişti zaten. Geldi. Laptopunu getirmiş çantasıyla. Oyun falan atarız diye. Sonra oturduk. Bir iki saat geçti. Telefon çaldı. Annem arıyordu. Buraya gel dedi. Tamam dedim. Emre, ben geliyorum 10 dakikaya. Annem çağırıyor. Sen takıl dedim. Gittim. Nazan teyze açtı kapıyı. Girdim içeri. Ne oldu anne dedim. Ne oldu dedi bana şaşırarak. Beni aradın ya dedim. Buraya gel dedin. Ben seni aramadım. Telefon yanımda değil. Evde bıraktım zaten dedi. Şaşırdım ve korktum. Oysa emindim. Annem aramıştı. Annem de şaşırdı. Ne oldu dedi. Ben de kadın korkmasın diye. Yok ya şaka yaptım. Börek yapmışsınız herhalde. Emre öyle dedi. Ben de ondan almaya geldim dedim gülerek. Sonra eve. Annemin kaldığı odaya gittim. Baktım telefon orada. Gerçekten de hiç arama yoktu. Dedim kafayı yedim herhalde. İçeriye geçtim. Emre yoktu. Tuvalete gitmiştir dedim içimden. Anlatsam mı? Anlatmasam mı? Şimdi anlatsam dalga geçer. Neyse dedim. Bir iki saat daha geçti. Emre ben eve gidiyorum dedi. Ben de tamam dedim. Akşam olmuştu neredeyse. O günün gecesini çok iyi hatırlıyorum. Kabus gibi bir şey gördüm. Evde oturuyordum. Odadaydım. Gece saatleriydi sanırım. Yatağıma mı ne gidecektim? Öncesinde tuvalete bir giriyorum. Böyle yerlerde leş gibi et parçaları. Kapatıyorum kapıyı sertçe. Lavabodaki aynaya bakıyorum. Aynada ben varım. Sonra birden aynadaki ben benden farklı hareket etmeye başlıyor. Kararıyor. Üstüme doğru geliyor. Sonra o korkuyla uyanıyorum. Çok korkunç bir rüyaydı. Hala korkarak hatırlarım. Sonra korka korka yeniden uyumaya çalıştım. Işığı da açtım. Bunun ardından 2 hafta falan geçti. Dershaneydi. Yurttu gidip geliyorum.
Yurtta genelde etüt odasında ders çalışırdım. Emre ve odada kalan bir arkadaş daha vardı. Adı Yakup. Onlar bizim odada olurdu. Son bir haftadır bunlar tuhaf davranmaya başlamışlardı bana. Normalde her akşam dışarı çıkar, bir şeyler almaya giderdik. Yiyecek içecek. Sonra oturur, muhabbet ederdik. Neyse işte, yine bir gün böyle yattık akşam. Gece yarısını geçmişti uyandığımda. Baktım Emre ile Yakup yok. Işığı yaktım. Nerede lan bunlar dedim içimden. Aşağıya indim. Tenis falan oynuyorlar diye düşündüm. Yoklardı. En üst kata çıktım. Orada da yoklar. Boş bir oda vardı. Depo gibi kullanıyorlardı. Oraya bakayım dedim. Gittim. Kapıyı açtım. Yakup'la Emre orada. Yere bağdaş kurup oturmuşlar karanlıkta. Ben kapıyı açınca vücutları hiç hareket etmeden kafalarını bana çevirdiler. Gözleri kızarmıştı. Bir şey diyemedim. Öylece bakıştık. Asıl şok olmamsa Emre'ye bahsettiğim Gizli İlimler Hazinesi kitabının bulunmasıydı. Bunlarla birlikte bir çanağın içinde su ve kağıt parçaları vardı. Sonra Emre bana bakarken birden ağlamaya başladı. Yakup da şoka girmiş gibiydi. Emre kalktı, bana sarıldı. Az önceki hallerinden normal haline dönmüş gibiydiler. Ben hala ses çıkaramadım. Çok şaşırmıştım. Emre, seni dinlemedim ben dedi. Çocuk ağlıyordu. Hem de ne biçim. Ne oluyor Emre dedim. Ne yaptınız siz? 2 hafta önce size gelmiştim ya dedi. Sen annem aradı dedin gittin. Ben de o boşlukta sizin kitaplığa gittim. Senin şu söylediğin Gizli İlimler Hazinesi kitabını alacaktım. Buldum ve çantaya koydum. Eve gittim. Sonra açtım kitabı. Okumaya başladım. İçinde 3 harfli daveti falan vardı. Daha sonra yurda getirdim kitabı. Yakup'a anlattım. Hadi lan eğleneceğiz dedim. Yakup da çok meraklıdır böyle şeylere. İşte gece herkes yattı. Biz geldik bu odaya. Orada istenilen şeyleri getirdik. Her şeyi ayarladık. Sadece oradaki 3 harflilerin isimlerini söylemek kaldı. Sonra o isimleri de sürekli tekrarlamaya başladık. Dalga geçer gibi gülerek söylüyorduk. Ben arada küfür ettim. İlkin bir şey olmadı. Sonra çok ağır bir küfrettim ismiyle birlikte. Emre burada bayağı kötü oldu. Yere oturdu. Elini yüzüne kapatarak ağlamaya başladı yine. Keşke yapmasaydım dedi. O küfürü edince kulağıma çok kötü bir ağrı girdi. Aynı zamanda çok fena çınlamaya başladı. O an Yakup'a baktım. Eliyle boğazını tutuyordu. Gözleri yukarı kaymıştı. Sonra burnundan kan gelmeye başladı. Hiçbir şey göremiyorduk ama bize etki ediyorlardı. İkimiz de bağıramadık. Hani karabasan geldiğinde sesini çıkaramazsın ya, öyleydi. Sonra çınlama ve ağrı geçti. Çok şükür dedim. Meğer ondan sonra başlıyormuş her şey. Ben de ona kaldım Emre'nin anlattıkları karşısında. Hiçbir şeye inanmayan, korkmayan adam karşımda ağlıyordu. Sığınacak yer arıyordu. Anlatmaya devam etti. Çınlama ve ağrı kesildikten sonra arkamda birini hissettim. Anlatmaya devam etti. Çınlama ve ağrı kesildikten sonra arkamda birini hissettim. Sanki nefesini duyuyordum ama arkamı döndüğümde kimse yoktu. Sonra sesini duydum. Emre yine kötüleşti bu esnada. Ben ne sesi, kimin sesi dedim. O saydığımız 3 harfli isimleri vardı ya, onlardan biri. Bana artık kurtulamayacağımı söylüyordu. Eğer istediklerini yapmazsam sevdiklerime zarar vereceğini söyledi. Ben bu arada fena tırsıyordum. 2 tane normal olmayan adamla aynı odadaydım. Sonra Yakup'a baktım. Yakup hala Emre ile bana bakıyordu. Yakup, iyi misin dedim. Yakup birden bağırdı. Susturun şu bebekleri diye. Yakup bağırınca çok korktum. Sonra Yakup ağlamaya başladı. Kriz geçiriyordu sanki. O bağırmadan sonra millet uyandı. Herkes odaya girdi. Yakup'u sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Biraz iyileşti. Yurttan Yakup'un ailesini aradılar. Ailesi geldi. Alıp götürdüler. Bu olayın ardından yurdun müdürü Emre ile beni odasına çağırdı. Ne oldu? Ne yapıyordunuz orada dedi. Biz de olanları anlattık. Daha doğrusu Emre anlattı. Anlattıktan sonra müdür bir hocanın adını, adresini falan verdi. Oraya gidin dedi. Ertesi gün oldu. Dershaneyi falan iplemedik zaten. Direkt hocanın yanına gittik. Çaldık kapıyı. Açtı adam. Olayı anlattık.
Hoca Emre'nin yüzüne baktı. İçeriden oğlu bir kısım malzemeleri getirdi. İçinde su olan bir kavanoz vardı. Emre'ye "Fotoğrafın var mı?" dedi. Emre cüzdanına baktı, çıkardı. Bir tane verdi hocaya. Hoca kavanozun içine attı. Fotoğraf yüzeydeydi. Hoca bir kağıda Arapça bir şeyler yazdıktan sonra yaktı. Külünü kavanozun içine attı. Atar atmaz fotoğraf dibe inmeye başladı. Hoca biraz terlemişti. Kalktı yerinden. Lavaboya gitti. Elini yüzünü yıkamaya. Tekrar geri geldi. Emre'ye döndü. "Derdin büyük oğlum," dedi. "Muska gibi bir şey yazdı. Bunu sürekli üstünde taşı," dedi. "Yine devam ederse yine gelin," dedi. Çıktık oradan. Yurda geri döndük. Emre bana yurttan ayrılacağını söyledi. Ben de "Tamam, sen bilirsin," dedim. "Sen de çık," dedi. "Ben tek başıma yapamam şimdi evde," dedi. "Birlikte gider geliriz dershaneye falan," dedi. Biz böyle konuşurken benim telefonum çaldı. Bilmediğim bir numaraydı. Açtım. Yakup'un babası arıyordu. Yakup'un babası bizi evine çağırıyordu. Gittik. Eve girdik. Annesi ağlıyordu. Babası da bizimle hiç konuşmadan Yakup'un yattığı yatağı gösterdi. Yakup'u gördüm. "Aman Allah'ım," dedim. Çocuğun gözleri kıpkırmızı olmuş. Hani olur ya filmlerde. Çocuğu yatağa bağlamışlar zaten. Sonra babası gitti yanına. Yakup'un göbeğini açtı. Bir sürü yara izi vardı. Çocuk kendini tırnaklamış. "Bu çocuk neye bulaştı?" diye sordu bize. Emre de mahcup bir şekilde anlattı. Sonra hocanın adını, adresini falan verdik. Belki giderler diye. Çıktık oradan. Yurda döndük. Yurttan çıkmak için de müdürle konuştuk. Sonra aldık eşyalarımızı. Evimize gittik. Gece 1-2 gibiydi. Bizim kapı birden çalmaya başladı. Açtık kapıyı. Nazan teyze bize "Çabuk gelin," dedi. "Emre'ye bir şeyler oluyor," dedi. Gittik. Emre bağırıyordu. "Git başımdan artık. Git ne olur," diye. Sonra bizi gördü. Birden ayağa kalktı. Sehpanın üstündeki ucu sivri bir süs eşyasını alarak üstümüze doğru yürümeye başladı. Odanın kapısına yakın olduğumuz için dışarı çıktık ve kapıyı üstüne kapadık. Sonra annemle Nazan teyze Ayetel Kürsi'yi okumaya başladılar. Emre'nin sesi kesildi. Kapıyı tekmelemeyi, yumruklamayı bıraktı. Temkinle kapıyı açtık yavaşça. Emre yine kapanmış ağlıyordu. Sakinleştirdik onu. Muska işe yaramamıştı. Hocaya tekrar gitmeye karar verdik. O gün ben Emre ile kaldım. Zaten Nazan teyze korkmuştu bayağı. Sonra Nazan teyze Rıdvan amcayı aradı. Emre'nin babasını, eve gelmesini söyledi. Rıdvan amca pazarlamacı gibi bir şey. Şehir dışında olurdu genelde. Ertesi gün hocanın yolunu tekrar tuttuk. Girdik içeri. Anlattık olanları. Hoca, "Ah evladım, ne yaptın sen böyle?" dedi. "Kimin musallat olduğunu farkında mısın?" dedi. "Yazdığım en kuvvetli muskaydı. O da işe yaramadıysa artık son bir çare var," dedi. "Sen sadece onun sesini duyuyorsun değil mi evladım?" dedi. Emre, "Evet," dedi. "Yüzünü görmedim ama çoğu zaman yönlendiriyor beni," dedi. "Eğer kurtulmak istiyorsan oğlum, onun neye benzediğini çizip adıyla birlikte bana getirmen lazım," dedi. "Çizdiğin kağıtlardan bir tanesi sende, biri de bende kalacak," dedi. Eve dönerken Emre, "Oğlum ben yapamam. Daha sesini duymaya korkuyorum. Bir de suratını görürsem korkudan ölürüm," dedi. "Başka çaren var mı?" diye sordum. "Hem onlar gerçek suretleriyle gözükmüyormuş. Bir şekle giriyorlarmış," dedim. Eve geldik. Annemle Nazan teyze oturuyorlar. Dua falan okuyorlardı. Akşam olunca Rıdvan amca eve geldi. "Ne oldu? Ne yaptınız?" derken anlattık olayları. Biraz temkinli gibiydi. Ardından Rıdvan amca ayağa kalktı. "Aşağıda, depoda bunlarla ilgili kitaplar vardı. Çok eskiden almıştım. Kaldırdım, koydum bir kenara. Bakayım ona," dedi. El fenerini aldı. "Emre, sen de gel. Bana ışık tutarsın," dedi. Gittiler. Biz oturuyorduk içeride. 10 dakika falan geçti. Gelmediler. Sonra Nazan teyzenin telefonu çaldı. Telefonu açtı. "Nazan teyle mi görüşüyorum?" "Eşiniz İzmit yolunda trafik kazası geçirdi. Şu an hastaneye kaldırdık. Durumu ciddi," demiş arayan polis. Nazan teyze telaşlanarak, "Ne kazası?
Eşim burada benim yanımda. Az önce geldi dedi. Sonra anladık. Nazan teyze kafayı yiyecek gibiydi. Gelen cinmiş. Kadın eşine mi yoksa oğluna mı üzülecek şaşırdı. Hemen el fenerini aldık. Aşağıya indik o korkuyla. Benim sırtımdan terler boşalıyor. Karanlık. Emre'ye seslenmeye başladık. Ses seda yok. Ben Rıdvan amca diye bağıracaktım. Yanlış haberdir belki diye. Korktum. Bağıramadım. Biraz daha ilerledik. Nazan teyze çığlık attı birden. Baktım. Emre yerde yatıyor. Ağzından burnundan kan geliyor. Hemen ambulansı aradık. Geldiler. Hastaneye götürdük. Şok geçirmiş. Kendine gelir bir iki saatte. Bugün burada kalsın dediler. Bir iki saat geçti. Kendine gelmeye başladı. Nazan teyze de yanındaydı. Sarıldı annesine. Nazan teyze ağlıyordu. Geçecek oğlum hepsi dedi. Sonra Nazan teyze ile annem Rıdvan amcanın yanına gittiler. İzmit'e. Ben Emre ile hastanedeyim. Emre iyi düşün. Bu illetten hem sen kurtulursun hem biz kurtuluruz dedim. Emre bir şey demedi. Neyse ben gideyim. Sana birkaç eşya getireyim evinizden dedim. Gittim eve ama korkuyorum. Akşam 1'de 3.30 atarak kapıyı açtım. Gittim odasına. Birkaç eşya koydum çantaya. Tam çıkacağım. Birden kapı gıcırtıları duydum. Kendimi hemen dışarıya attım. Psikolojik bir şeydi belki. Ben öyle düşünüyorum. Gittim Emre'nin yanına. Emre'nin beti benzi atmıştı. Ne oldu dedim. Konuştum dedi. Onunla konuştum. Bana kendini gösterecekmiş ama bir şartı var. Ne şartı? Seni istiyor dedi. Eğer onun istediği büyüyü yaparsam sana da bulaşacak. Seni de alabilecek. Oğlum ben yapmam. Kalpten giderim dedim. Korktum. Bu kafayı mı yedi acaba dedim. Ama o kadar olay yaşamıştık. Öylece kafayı yemiş olamazdı. Düşündüm sonra. Şimdi bunu yapmazsam çocuk iyice kafayı yiyecek. Hem de biz zarar göreceğiz. Eğer yaparsam belki kısa süreliğine musallat olacak ama sonra ikimiz de kurtulacağız. Tamam dedim. Ne istiyorsan yap. Ertesi gün oldu. Akşama doğru hastaneden çıktık. Eve gittik. Bu arada annemleri aradık. Rıdvan amcanın durumu için. Durumu ciddiymiş. Hala değişmemiş bir şey. Gece oldu. Ben diğer odaya geçtim. Emre kendi odasına geçti. Büyüyü yapmak için. Yarım saat geçti. Odadan çıktı. Yanıma geldi. Ne oldu dedim. Artık bana görünecekmiş. Seni de ele geçirecekmiş. İçimden küfürler sayıyordum. Çok korktum. Yanlış mı yaptım diye düşündüm. Bana bakıp konuşurken birden benim arkama baktı. Geri çekildi. Yüzü düştü. Ağzını kıpırdatıyordu ama konuşmuyordu. Sonra yere yığıldı. Bense isyan ettim. Bağırmaya başladım. Yeter artık. Yeter lan. Sen kimsin? Çık ortaya. Hadi engel kalmadı. Gel bana dedim. Çocuğun bu halini gördükçe acıyordum. Ses seda çıkmadı. Sonra pişman oldum. Korktum. Bağırmasa mıydım? Kendi kendime Emre'yi ayıltmaya çalıştım. Emre ayıldı. Ne oldu dedim. Göründü. Hemen gidip çizeyim. İkincisine tahammül edemem dedi. Gitti. Sureti çizmeye başladı. Bu arada ben kendimde değişiklik var mı diye bakınıyorum ama bir alt yoktu bende. Neyse. Ertesi gün oldu. Hocaya gittik. Hocanın evi kalabalıktı. Ne oluyor lan dedik. Gittik sorduk oradaki birine. Hoca vefat etti dedi. Orada hapı yuttuk. İçeriye girdik. Hocanın oğlunun yanına gittik. Başsağlığı diledik. Sonra bizim durumu biliyordu zaten. Olayları anlattık. Bize başka bir hocanın ismini, adresini yazdı. Çıktık oradan. İlerliyoruz. Emre o adresin yazıldığı kağıdı yırt dağıttı. Ne oluyor oğlum dedim. Manyak mısın? Niye attın kağıdı? Hocaya falan gitmeyeceğim. Kendim halledeceğim her şeyi dedi. Tamam, bunu bugün halledelim dedim. Ertesi gün İzmit'e gidecektik. Gittik eve. Bizim şu kitabı kurcalamaya başladık. Hocanın dediği şeyi arıyorduk. Bulduk en sonunda. Kitapta büyünün gece 12'yi geçince seher vaktine kadar yapılabileceğini söylüyordu. Her neyse gece oldu. Abdest aldık. Oturduk yerimize. Duaları okumaya başladık. Sonra oradaki talimatları yapmaya başladık. Üç harflinin çizili olduğu kağıtlara bir şeyler yazdık. En son kağıdı yakmaya kaldı iş. Sonra dış kapı birden gürültüyle çalmaya başladı. Yumrukluyordu birisi kapıyı. 3.30 attık.
Açtık kapıyı. Karşımızda Yakup duruyordu. Üstünde yattığı kıyafet vardı. Karşılıklı bakışıyoruz. Korktuk. Yakup'un gözleri birden değişti. Burnu kanamaya başladı. Git dedim. Emre'ye kağıdı yak. Emre koştu gitti. Yakmaya başladı. Yakup da üç harfli cebinden jilet çıkarttı. Bileklerine vurmaya başladı. Orada ağlayacaktım. Emre'ye bağırdım. Çabuk ol diye. Emre kağıdı yaktı. Yakup yere yığıldı. Ambulansı aradık. Yakup'un bayağı kanaması vardı. Bezle kapatmaya çalıştık. Hemen geldiler. Gittik hastaneye. Ailesini aradık. Artık doktorlara intihara kalkıştı diyoruz. Yakup için kan gerekiyordu. Onu da bulduk. Her şey güzel gidiyordu. Annemleri aradık. Rıdvan amcanın durumu da iyiye gitmeye başlamış. Şükür dedik içimizden. Bitti. Bu kadar dedik. Aradan 15 gün falan geçti. Her şey normal gidiyordu. Ta ki o geceye kadar. Gece oturuyordum evde. İnternette takılıyorum. Pencere gıcırtısı duymaya başladım. Ardından banyodan çok kötü bir gürültü geldi. Hemen kalktım. Annem de uyandı. Gittik. Banyoda duvardan iki tane fayans düşmüş. Hayırdır dedik. Rutubetten oldu galiba diye düşündüm. Neyse, sabah oldu. Emre ile dershaneye gideceğiz. Ona anlatsam mı, anlatmasam mı diye düşündüm. Emre geldiğinde morali bozuk gibiydi. Ne oldu dedim. Bir şey yok dedi. Sana bir şey oldu mu dedi. Ben de dün gece sesler duydum dedim. Sonra o da anlatmaya başladı. Birkaç gündür kadın gülme sesleri duyuyordum ama sana anlatmadım korkma diye dedi. Geceleri yatarken sanki yüzüme doğru birisi eğiliyormuş gibi hissediyorum. Gözümü açıyorum, hiçbir şey yok. Sonra birden gülme sesi geliyor ama korkutucu değil, sanki mutluymuş gibi. En son bu sabah işte anormal bir şey oldu. Emre cebinden bir kağıt çıkardı. İçinde hiç görmediğim bir dilin alfabesinde bir şeyler yazıyordu. Bunu sabah uyandığımda yastığımın altında buldum dedi. Daha önce hiç görmediğimiz bir yazı. Ne yapalım dedik. Sonra bizim vefat eden hocanın oğluna gitmeye karar verdik. Ondan bize verdiği adresi tekrar vermesini isteyecektik. Neyse kısa keseyim. Gittik aldık. Hocanın yeri de tenha, ıssız bir yerdeydi. Evinin önüne vardık. Hocanın evine girdik. Hocaya başımızdan geçenleri anlattık. Hoca çanak içinde su, kağıt, mürekkep, kalem getirdi. Önce bir şeyler yazdı. Emre'nin doğum tarihini, annesinin babasının adını kağıda, bu arada dualar ediyordu. Sonra o yazdığı kağıdı suyun içine attı. Mürekkepler suyun içinde çözülmeye başladı. Hoca suya bakıyordu. 5 dakika kadar geçti. Hoca sen birinin intikamını almışsın dedi. Sonra hocaya bu sabahki kağıdı verdi Emre. Hoca baktı kağıda. Sonra kağıdı yaktı. Şimdi daha iyi anlaşılıyor dedi. Oğlum sen o gece dişi olan 3 harflerden birinin yakınını öldüreni öldürmüşsün. Burada da o cin sana mesaj göndermiş. Bu sana tutulmuş evladım. Onun intikamını almışsın dedi. Kağıtta ne yazıyor diye sorduk. Sen bana aitsin dedi. Daha sonra hocanın yanından çıktık. Yolda giderken Emre'nin sevgilisi aradı. Kız buluşalım anlatacaklarım var demiş. Sesi korkmuşa benziyor dedi Emre. Gittik. Bir mekana oturduk. 10 dakika sonra Sibel geldi. Ne oldu dedi Emre. Sibel anlatmaya başladı. Dün garip şeyler oldu. Gece yatacaktım. Uykuya dalmak üzereydim. Bebek sesi duydum. Açtım gözümü. Dışarı baktım. Bizim evin ilerisindeki ağaçlık yer var ya, orada kapkaranlık bir şey hızlıca hareket etti. Korktum. Yattım yine. Biz de korktuk tabii. Hayal görmüşsündür dedik. Geçiştirdik öyle. Geçiştirmeseydik keşke. 2 gün geçti aradan. Sabah saatleriydi. Kapı çalındı. Gelen Emre'ydi. Çok telaşlı, üzgün ve korkmuş görünüyordu. Ne oldu lan dedim. Sibel intihar etmiş dedi. Hadi canım dedim içimden. Yeniden başlıyoruz. Hemen çıktık gittik. Ailesi perişan olmuş. Ne oldu? Nasıl oldu diye sorduk. Kız gece yarısı anne babası uyurken çatıya çıkmış. Atmış oradan kendini. Emre ağlamaya, başını yumruklamaya başladı. Sakinleştirmeye çalıştım. Annesinin yanına gidemedik. Kadın kötüydü. Kız kardeşi kenarda durmuş.
Öylece bakıyordu. Dona kalmıştı sanki. Yanına gittik. Kız bizi görünce ağlamaya başladı. Bu arada cebinden bir kağıt çıkarttı. Kağıt elinde sıkışmış buruşmuştu. Ablam intihar ettiğinde elinde bu kağıt vardı dedi kız. Aldık kağıdı. İçinde yine o anlamadığımız yazı vardı. Emre sinirlendi. Duvarları yumruklamaya başladı. O günden sonra hocaya gidip yazıda ne yazdığını sorduğumuzda sen bana aitsin dedi yine. O gün Sibel'in cenazesi kalktı. Emre hiç iyi değildi. Aradan bir hafta kadar geçti. Arada İzmit'e gitmiştik. Rıdvan amca hastaneden taburcu olmuştu. Emre konuşmamaya başladı bizimle. İçine kapandı. Sibel yüzünden. Gittim yanına. Biraz dertleşmek için. Emre anlat. Konuş bizimle artık dedim. Konuşacak bir şey yok artık dedi. Yüzünü bana çevirdi. Artık onun kölesi oldum dedi. Bana tutulan cin benimle konuşmaya başladı. Kimseyle konuşmamı istemiyor. Beni her şeyden uzak tutmak istiyor. Sadece kendisini istiyor dedi. Önceden yaptığımız büyüyü ona da yapalım. Onun yüzünü görürsen eğer ondan kurtulabiliriz dedim. Hayır, bunu söyledim ama hiçbir zaman bana kendisini göstermeyeceğini söyledi. Senden de uzak durmamı istiyor. Emre'nin durumu beni çok üzdü gerçekten. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Eve gittim. Akşam oldu. Bu durum için neler yapabiliriz diye düşünüyordum. İnternetten araştırma yaptım ama hiçbir şey yoktu. Neyse, yattım. Tam uykuya dalacağım. Karabasan geldi üstüme. Bilirsiniz, karabasan geldiğinde sesinizi çıkartamazsınız. Bağırmaya çalışıyorum. Sesim çıkmıyor. Hiçbir yerimi hareket ettiremiyorum. En sonunda aklımdan geçirerek dua okumaya çalıştım. Felak, Nas, Ayetel Kürsi. Okudum hepsini. Kalktım hemen yataktan. Işığı yakmaya çalıştım. Işık yanmadı. Dışarıdan kedi sesi geliyordu. Böyle ağlamaklı bir ses. Çok fena korkmaya başladım. Dua ediyordum. Kapıyı açtım. Hemen çıktım dışarı. Tam gidip koridorun ışığını açacaktım. Arkamda bir hareketlenme hissettim. Besmele çektim. Döndüm baktım. Bir gölge vardı. Karanlıkta hızlıca hareket ediyordu. Sonra ışığı yaktım. Annemi uyandırdım. Sabaha kadar uyuyamadım. Bu böyle devam etmez dedim. Sürekli korkutuluyordum. Sonunda yine hocaya gitmeye karar verdim. Sabah olduğunda Emre'lere gittim. Birlikte gideriz diye. Kapıyı çaldım. Nazan teyze açtı. Emre ne yapıyor dedim. Emre kendini odaya kilitledi. Açmıyor kapıyı. Git buradan diyor herkese. Her kapıyı çaldığımda yüzüme kapatıyor kapıyı. Ben girdim içeri. Çaldım kapıyı. Hiç ses yok. Emre kapıyı aç. Benim dedim. Git buradan. Seni istemiyorum dedi. Sesi tuhaf çıkıyordu. Çok zorlamadım. Neyse dedim. Kendim gittim hocaya. Vardım hocanın evine. Girdim içeri. Hocaya olanlardan bahsettim. Oğlum, sana kimin neyin geldiğini sonra öğrenebiliriz ama şunu söyleyeyim. Bu her neyse seni sadece korkutmaya gücü yetiyor. Seni koruyan bir şey var dedi. Ben de ne olabilir beni koruyan diye düşündüm. Çok da dinimin gereklerini yerine getiren bir insan değildim. Hoca, muska takıyor musun dedi. Ben de babamın küçükken taktığı cevşen ya da muska benzeri bir şeyi kolye niyetine takardım. Çıkardım boynumdan, verdim hocaya. Hoca, aç da içine. Seni koruyan bu evladım, şu dua ve şu vefk dedi göstererek. Bu sana kalkan olmuş, sen şimdilik sabret bunlarla. Sana neyin, kimin bulaştığını, çözümünü de bulacağız inşallah dedi. Sen 3 gün sonra yine gel dedi. Çıktım oradan. Yakuplara uğrayayım diye. Durumu nasıl diye bakacaktım. Gittim evlerine. Girdim içeri. Yakup, eli sarılı yatıyor yatakta. Nasılsın? İyi misin dedim. İyi değilim dedi. Dün gece yatarken ışıklar kapalıydı. Tam uykuya dalacaktım. Pencerenin önünden karaltılar geçmeye başladı. Perde olmasına rağmen geçtiklerini görüyordum. En sonunda dayanamayıp korkarak da olsa perdeyi açtım. Birden geri fırladım korkudan. Karşımda kapkara, uzun bir şey duruyordu. Kıpkırmızı gözleri vardı. Elinde bir levha gibi bir şey vardı. Üstünde Arapça olarak intikam yazıyordu. Sonra dua etmeye başladım. Korkudan ter boşalıyordu resmen dedi. Bana bulaşan her neyse Yakup'a da bulaşmıştı. Yakup'a aynı şeylerin bana da olduğunu söyledim. Ne olacak?
Her şeye yeniden mi başlayacağız? Ben bundan sonrasını kaldıramam dedi. Doğru söylüyordu aslında. Beni koruyan bir şey vardı ama o savunmasızdı. Merak etme, korkma dedim. Hocaya gittim. Bize çare bulacak inşallah dedim. Aradan 2 gün geçti. Geçen sürede evden yine sesler geliyordu. Ayak sesleri. Koridorda sanki birileri hareket ediyordu. Ne kadar zorlasam da korkuyordum. Annemle aynı odada kalıyorduk çoğu zaman. O günün akşamı bayağı yağmur yağıyordu. Gök gürültüsü korkuma korku katıyordu. Bir ara elektrikler gitti ama 5 dakika sonra geldi. Yine korku psikolojisi yaşıyordum. Bir şeyler olacak diye. Ardından gece yarısı oldu. Kapı çalındı. Hayırdır inşallah dedik. Annemle beraber gittik açtık. Nazan teyze, kadın telaşla, korkuyla, Emre evde yok, odasında yok, odasına girdim. Çok çok kötü durumdaydı. Ne olur gelin bakın dedi. Kadın bayağı korkmuştu. Gittik eve. Rıdvan amca yatağında yatıyordu. O da telaşlanmıştı ama ayağa kalkması zor olduğu için kalkamadı. Gittim Emre'nin odasına. Lanet olsun dedim. Ne yapmış bu çocuk? Yerde kemikler, duvarda kanla yazılmış Arapça şeyler, masanın üstünde büyü yapmak için değişik malzemeler. Bir çanağın içinde kırmızı bir şey vardı. Baktım içine, kan. Ayrıca odada değişik ve berbat bir koku vardı. Dolaba doğru yaklaşınca koku artmaya başladı. Dolabı açtım. 2 tane hayvanın cesedi duruyordu. Kemikleri ayrılmış vücudundan. Emre bunu nasıl yapar dedim. Nereye gitti bu çocuk? Neden bunları yaptı? Dışarı çıkıp Emre'yi arayacaktık. Tam çıkacakken dış kapı açıldı. İçeri Emre girdi. Eline baktım. Yine elinde ölü bir hayvan vardı. Boğazlamış mı ne yapmış bilmiyorum. Ne yapıyorsun Emre? Sen ne yaptığının farkında mısın dedim. Bunları sana o mu yaptırıyor? Sen yapmazsın böyle şeyler. Allah onun belasını versin dedim. Bunu dediğim an Emre hayvanı fırlatıp boğazıma sarıldı. Sakın onun hakkında kötü konuşma dedi. Nefes alamadım. Çok güçlü sıkıyordu. Gözleri kızarmıştı. Sonra bıraktı beni. Hayvan da alıp odasına gitti. Biz korkuyla arkasından baka kaldık. O gece çok kötü geçti. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah zaten hocaya gidecektim. Sabah olunca ilk iş çıktım yola. Vardım hocanın evine. Geçtik odaya. Oturduk yere. Hocanın önünde kağıt, mürekkep, kalem, kibrit ve bir bardağın içinde su vardı. Hoca kağıda Arapça bir şeyler yazdı. Vefk çiziyordu. Bana öldürdüğümüz 3 harflerin adını sordu. Sonra benim ne zaman doğduğumu, annemin adını, babamın adını oraya yazdı. Sonra tuhaf bazı isimler saymaya başladı. İsimleri sayarken kibriti yaktı. Kağıdı tutuşturdu. Kağıt yanarken kibrit daha da yüksek alevlenmeye başladı. Hoca kibrite odaklandı. Kibrit sönünce hoca kibriti suya attı. Kağıt da kül oldu zaten. Hoca yüzüme baktı acıyan bir şekilde. Çok kötü. Çok kötü dedi. Oğlum, öldürdüğünüz 3 harfinin intikamını alıyorlar sizden. Kendinize mukayyet olun. Bu işin kurtuluşu Allah'a kalmış artık. Bol bol Kur'an okuyun. Dua edin. Abdestsiz gezmeyin. Ben de sizin için dua edeceğim dedi. Başımı eğdim. Moralim bozuldu. Bir boy eksikti. Nereden bulduysam o kitabı. Başıma beladan başka bir şey getirmedi dedim içimden. Çıktım oradan. Sokakta yürüyorum tek başıma. Bitkin düştüm. Ne olacaksa olsun dedim. Kendimi bıraktım resmen. Yakup'u düşündüm. Çocuk ölümden dönmüştü. Nasıl başa çıkardı şimdi bunlarla? Emre'yi düşündüm. Bir cin onu ele geçirmişti. Onun kontrolündeydi artık. O ise başka bir dertteydi. Bize musallat olanların Emre'ye musallat olup olmadığını bilmiyordum. Eve gittim. Dershane, sınav falan. Unuttum her şeyi. Annem, kadıncağız Kur'an okuyup duruyordu evde. Akşam oldu. Evet, yine akşam oldu. Karanlık bastı. Nefret etmeye başladım bu kabustan. Bugün ne olacaktı merak ediyordum. Yattık. Annem hiçbir şey duymamasına, görmemesine rağmen ben yine sesler duyuyordum. O ayak sesi yok mu? Koridordan gelen o ayak sesi. Bu beni bitiriyordu. Dışarıdan gelen kedi sesleri, bebek sesleri beni psikolojik olarak öldürüyorlardı yavaş yavaş. Tek isteğim ise o karanlık,
gölge gibi şeyin ya da şeylerin karşıma çıkmamasıydı. O gün abdest alarak yattım. O gece ilerlerken dışarıda bir şeylerin hareket ettiğini gördüm. Gidip bakamadım ama içeri giremedikleri belliydi. O gün sabah ezanına kadar uyuyamadım. Orada bekliyorlardı hep. Ezandan sonra gittiler. Sonra düzgünce uyuyabildim. Ertesi gün olunca Emre'nin yanına gidecektim. Hem nasıl olduğuna bakacaktım, hem de kitabı alacaktım. Gittim evlerine. Tam kapıyı çalacaktım. Nazan teyze açtı kapıyı. Elinde valiz vardı. Dışarı çıkarttı. "Ne oldu Nazan teyze?" dedim. "Gidiyoruz oğlum," dedi. Artık korkunun ötesine geçti. Geceleri sesler geliyor. Kapılar açılıp kapanıyor. Işıklar yanıp sönüyor. Mutfakta bardaklar kırılıyor. Dün gece en kötüsü oldu. Emre elinde kanlı bir bıçakla yanımıza geldi. Bizi tehdit etti. Sesi kendisi değildi. Çok kalın çıkıyordu. Evi terk etmemizi söyledi. "Gidiyoruz buradan. Annemlere gidiyoruz." İçeriden Rıdvan amca geliyordu. Yanında yardım etmek için gelen kardeşi vardı. Rıdvan amca, "Oğlum, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimiz kolumuz bağlandı. Ne olur Allah rızası için yardım et," dedi. Ben çaresiz bir şekilde baktım sadece. "Ben bir Emre'nin yanına gideyim," dedim. Kapıyı çaldım. "Emre, benim," dedim. Kapının kolunu çevirdim. Kilitliydi. Kapıyı yumrukladım. "Emre, aç şu kapıyı," dedim. Ardından Emre hiç anlamadığım bir dilde bir şeyler söyleyerek bağırdı. Kapı birden açıldı. Kitabı bana fırlattı. "Buna ihtiyacım yok artık. Sakın buraya bir daha gelme," dedi. Ben, "Yapma Emre, ne olur. Neye dönüştüğünü görmüyor musun? Birlikte kurtulabiliriz. Hadi hocaya gidelim," dedim. Gözleri yine kızardı. Ağlayacak gibiydi. Sanki kurtar beni demek istiyordu ama onu engelleyen biri vardı. Sonra yavaş yavaş arkasını döndü. İçeri girdi. Kapıyı kapattı. O günden sonra umudum tükendi. Önce kendi derdimi halletmem gerekiyordu. Yerden kitabı aldım. Dışarı çıktım. Nazan teyzeden ne olur ne olmaz diye anahtarı aldım. Eve gittim. Yatağıma uzandım. Ne yapabilirim diye düşündüm. Uykusuz olduğum için uyuyakalmışım. 2-3 saat uyuduktan sonra uyandım. Bir duşa gireyim dedim. Bilinçaltım. Beni korkutuyor tabii. Her zamanki gibi, sanki bir şeyler olacakmış gibi. Çıktım hemen banyodan. Akşam oldu. İnternette takılıyorum. Gözüme uyku girmeye başladı. Çok kötü bir ağırlık çökmüştü üstüme. Girdim yatağa. Yine korkutucu bir rüya gördüm. Rüyamda annem, babam ve ben oturma odasında oturuyoruz. Babamı rüyamda çok az görürdüm. Vefat edeli uzun zaman olmuştu. Neyse, oturuyoruz işte. Elektrikler gidiyor. Birden karanlık çöküyor odaya. Ben mutfağa mum almaya gidiyorum. Yakıyorum bir tane mum. Oturma odasına dönüyorum. Annem ve babam yoklar. Bağırıyorum, "Neredesiniz?" diye. Diğer odalara bakıyorum. Yoklar. Sonra birden deprem olmaya başlıyor. Kahkaha sesleri geliyordu. Rüya sanki gerçek gibiydi. Koridora çıkıyorum. Koridorun ucunda annem ve babam ayakta durmuş. Bana bakıyorlar. Deprem geçiyor. Kahkaha sesleri kesiliyor. Annemle babamın yanına yaklaşıyorum yavaş yavaş. Yüzlerine bakıyorum. Yüzleri çürümeye başlıyor. Kurtlar çıkıyor. Korkunç bir hal alıyordu. Ardından birden üstüme yürümeye başladılar. Korkuyorum. Kapıya doğru ilerliyorum. Kapıyı açmaya çalışıyorum ama açılmıyor. Gittikçe yaklaşıyorlar. Kapı en son zorluyorum, açılıyor. Aşağıya ineceğim ama merdivenin olduğu yerde duvar var. Ben de yukarı çıkmaya başlıyorum. Onlar da beni takip ediyor. En son çatıya çıktım. Çatıda artık kaçacak yer yok. Bana çok yaklaşmışlardı. Tam bunlar olurken birden uyandım. Uyandım ve birden şok oldum. Dışarıda sabah ezanı okunuyor ve ben çatıdaydım. Çok korktum. Ne oldu? Nasıl buraya geldim? Hayatımda hiç uykudayken gezmemiştim. Rüyanın etkisi hala sürüyordu. Kapıya baktım. Biri beni takip ediyor mu diye. Sonra neden böyle oldu diye düşündüm. Bana zarar veremezlerdi. Muskayı kontrol ettim. Boynumda değildi. Gittim hemen aşağıya. Banyoya baktım. Duş alırken çıkartmıştım. Geri takmayı unutmuşum. O saatten sonra uyumadım. Sabah oldu. Sabah olduğunda kapımız çalındı. Annem kapıyı açtı. Annem beni çağırdı. "Ne oldu?" dedim. Gittim.
Karşımda iki tane polis duruyordu. Buyurun dedim. Korktum ama bir şey yaptım mı diye düşündüm. Gece uyurken bir şey yapmış olabilir miydim? Bizimle merkeze geleceksiniz dedi. Neyle ilgili dedim. Yakup'la ilgili. Bu gece intihar etmiş. Bileklerini kesmiş dedi. Orada dünyam başıma yıkıldı. Allah'ım bizi kurtar diye bağırdım. Kapıya vurdum. Ağlamaya başladım. Annem, polisler sakinleştirmeye çalışıyorlardı beni. O gün çok büyük suçluluk hissettim. Dilim kopsaydı da bu kitaptan bahsetmeseydim dedim. Neyse, merkeze gittik. Olayın benimle ilgili kısmı nedir diye sordum. İntihar etmeden önce mektup yazmış. Mektupta sizin adınız yazıyor. Size yazmış mektubu dedi polis. Neyi vardı? Ne sorunlar yaşıyordu dedi. Ben de düşündüm. Üç harfliler musallat oldu desem inanmayacaklar. Yaşadığımız şeyleri anlatsam deli muamelesi göreceğim belki. Psikolojik sorunları vardı. Bana sürekli geceleri garip şeyler gördüğünü söylerdi. Son zamanlarda iyice arttı. Şizofrene kadar varmış olabilir dedim. Ardından mektubu sordum. Okuyabilir miyim dedim. Verdiler. Okumaya başladım. Kardeşim diye başlıyordu mektuba. Tahammül edemiyorum artık. Her gün başka bir şey yaşıyorum. Gecelerim kabus oldu. Hayatımın en güzel yıllarında işkence çekiyorum. Keşke o gün hiç bulaşmasaydım bu işe. Ölümden döndüm. Kendimi kontrol edemedim. Kendimi kontrol edemiyorum. Ağlıyorum. Sürekli ağlıyorum. Onlara yalvardım. Geceleri onların gelmesini beklerken ağlıyordum. Karşıma çıktıklarında yalvarıyordum. Onlar beni hiç dinlemedi. Psikolojim alt üst oldu. Ne olur bana yardım et. Ben ölsem bile bu işin peşini bırakma. Dayanamıyorum. Nefesim daralıyor. Uyumamak ne kötü. Bugün içimden bir his. Bugün her şeyin biteceğini söylüyor. Artık sıkıldım ağlamaktan, korkmaktan, zarar görmekten. Evet, kendi hikayemi bitireceğim. Seni yalnız bırakacağım. Kendine dikkat et. Ailemin zarar görmesini istemiyorum. Onlara da gidecek bu işin ucu, biliyorum. Gitmeden ben bu işi burada bitiriyorum. Allah'a emanet ol. Amire, mektup bende kalabilir mi dedim. Tabii kalsın dedi. Kendimi çok kötü hissettim okuduğumda. Çaresiz birinin gözümün önünde gitmesi çok acı verdi bana. Artık bir şeyler yapmalıydım, gerçekten. Eve gittim, kitabı açtım. Tek tek sayfaları okuyorum. Kitapta bir yer gördüm. Aklımdan bir şeyler şekillenmeye başladı. Ama çok riskliydi. Yapıp yapmamakta çok kararsız kaldım. Ama artık kaybedecek bir şeyim yoktu. Karar verdim. Kitapta yazılı olan o isimleri davet edecektim. Bunlar ifrit isimleriydi. Fakat bu o kadar kolay değildi. Kitapta uygulanan şeyleri aynen yapmalıydım. Yoksa benim için zararlı olabilirdi. 3 gün riyazete girmem gerekiyordu. Belli sayıda esmaları okumam gerekiyordu. 3 gün boyunca bunları yapmaya başladım. Çok fazla Kur'an okuyordum. Geceleri zaten az uyuyordum. Beni rahatsız ediyorlardı. Bu sefer korunmam daha kuvvetliydi. Ve 3 gün geçti. Her şeyi tamamlamıştım. Gece yarısını bekliyordum. Belli bir vakitte yapılması gerekiyordu. Ardından gece yarısı oldu. Vevkleri, isimleri kağıda çizdim. Rulo yaparak bağladım. Ve siyah mürekkeple suyun içine attım. Sonra sesli olarak isimleri saymaya başladım. Gözlerimi kapadım. Çok korkuyordum yine. İsimleri daha kuvvetli saymaya başladım. Kulağım çınlamaya başladı. Kalbim farklı ritimde atıyordu. Ardından birden kulağıma darbe aldım. Sanki kulağım çok kötü çınlamaya başladı. Sadece çınlamanın sesini duyuyordum. O an bayılacak gibi oldum. İsimleri saymayı bıraktım. Çınlama yüzünden kendi sesimi bile zor duyuyordum. Ardından olan oldu. Onların seslerini duydum. Gözlerimi açamadım korkudan. Bana seslendiler. Ne istediğimi sordular. Sesleri korkutucuydu. İlk başta konuşamadım. Bu sefer seslerini yükselterek sordular. Bu sefer cevap verdim. Bana musallat olan 3 harflerden bahsettim. Bana yardım etmelerini söyledim. Onlardan kurtulmak istediğimi söyledim. Bana yardım edeceklerini söylediler. Hemen oradan kalktım. Emrelere gittim. Zili çalmama rağmen kapıyı açmıyordu. Yanıma anahtarı almıştım Allah'tan. Girdim içeri. Emre'nin kapısını çaldım. Emre benim. Aç kapıyı ne olur. Bitecek her şey. Dedim. Emre bana gitmemi söylüyordu yine. Bu sefer bayağı zorladım. En sonunda kapıyı açtı.
O kapıyı açtığında içim gitti. Çocuğun artık korkudan, kederden yüzü çökmüş, ağlamaktan, gözaltı torbaları şişmiş, bana baktı. Çaresiz bir şekilde kafasını salladı. Hayır, yapamam dedi. Bana sadece onun adını söyle dedim. Ne olur bana adını söyle, bitecek her şey dedim. Birden evin kapıları açılıp kapanmaya başladı. Ben sinirlendim. Bağıra bağıra ayetel kürsüyü okumaya başladım. Ben okudukça Emre kulağını tıkıyordu. Çok acı çekiyor gibiydi. Okumayı bitirdim. Elini kulağından çekti. Ne olur Emre dedim. Söyle adını hemen şimdi dedim. Bana dişi üç harflinin adını söyledi. Ardından hemen eve gittim. Yine vefkleri yazdım. Aynı şeyleri yaptım. İsimleri saymaya başladım. Yine kulağımda şiddetli bir çınlama vardı. Ve yine geldiler. Onlara ismi söyledim. Bana bir kağıda onun ismini yazmamı, kendi isimlerinden de vefk oluşturup kağıdı yakmamı istediler. Hepsini yapmıştım ve birden etrafıma hızlıca bir hareketlenme oldu. Gölgeler etrafımda hızla dönüyordu. Ardından kulağım normal haline döndü. Çınlama geçti. Gözümü açtım yavaş yavaş. Kimse yoktu. Bitti. Buraya kadar dedim. Hemen Emre'nin yanına koştum. Açtım kapıyı. Girdim içeri. Emre yerde yatıyordu. Çok korkmuş gözüküyordu. Yanına gittim. Kardeşim, her şey bitti dedim. Emre korka korka şoka girmiş bir şekilde konuşuyordu. Bir sürü gölge geldi. Karanlıktılar. Çok hızlı hareket ediyorlardı. Ardından öyle bir çığlık attı ki hayatımda hiç böyle bir çığlık duymadım. Bitti mi gerçekten her şey dedi. Bitti kardeşim dedim. Çok şükür kurtulduk dedim. Evet, o gün her şey bitmişti. Emre normale döndü. Nazan teyze ve Rıdvan amca ise evlerine geri döndü. Geride ise kaybettiğimiz arkadaşımız ve acılarımız kaldı. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.